Size göz yumamam. Lütfen Deniz, sen bu işin dışında kal. İçinde olduğun zaman senin de, arkadaşlarının da, sevdiğin kızın da ne kadar zarar gördüğünü, tecrübelerini hala öğrenemedim. O halde öyle ya da böyle bu işi halledecek olan sensin baba. O benim kardeşim, senin de çocuğun. Bizimle aynı kandan, aynı soyadı taşıyacak. Ne dedin sen? Yani çocuğun babasının kim olduğunu gösteren bir nüfus cüzdanı olacak herhalde değil mi baba? Bizimle aynı kandan birinin hapiste doğmasına izin veremeyiz. Lütfen bir şeyler yap. Günaydın Aslı'cığım. Sağ olun kızlar. Sana baktık ama göremedik. Neden gelmedin Anfi'ye? Ya sormayın. Dün resmen bir mucize oldu. Hani benim giremediğim bir farmakoloji sınavım vardı ya. Kerem Hoca benim için ikna etmiş, mazeret sınavı ayarlamış. Şimdi ondan geliyorum. Nasıl geçti? Vallahi bildiğim her şeyi yaptım. İnşallah iyi gelir. Ne diyelim inşallah? Ya benim bir Kerem Hoca'nın odasına uğramam lazım. Çıkınca bir haberdar et demiştim. Sonra görüşürüz. Tabii canım. Görüşürüz. Hoşçakal. Görüyorsun değil mi? Kişiye özel mazeret sınavları falan. Başkaları da giremedi. Aslı'nın farkı ne? Sormaya gerek var mı artık canım? Hocası sevgilisi. Hocasının babası da kürsü başkanı. Torpili büyük yerden yani. Bu çift de standarta girer. Aşk meş işlerine karışmam ama bu fazla oldu. Ne yapabiliriz ki? Hakkımızı arayacağız. Burada hepimiz eşitsek birilerinin kulağında kar suyu kaçırmanın vakti geldi. Yürü, gidiyoruz. Ya, nereye? Yürü dedim sana. Özür dilerim. Anneannen sürekli uyuyor dediğinden rahatsız etmek istemedim. Ne o? Bir yere mi gidiyorsun? Niye? Gidemez miyim? Yo, gidersin tabii, gidersin. Üstüm başım perişan oldu. Çekmecenden birkaç bir şeyimi alabilir miyim? Tabii canım, aa. Sağ ol. Ya oğlum, sana niye uyuyorum ki? Beni niye getirdin buraya? Ya birader, kadın psikopat. Bugünlerde bana kimsenin de inanası yok. İyi niyetimin bir şahidi olsun diye geldin işte. Efe, ben gidiyorum abi. Ya nereye gidiyorsun oğlum? Manyak mısın ya? Deniz oğlan, sen durumun ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Dün gece eve aldığım profiteroller şu an adli tıp laboratuvarında sahte mi değil mi diye test ediliyor ya. Oğlum imajım yerlerde out oldum. Bir yardım et kardeşine ya, Allah Allah. Hay Allah'ım, sen soktun, sen çıkar ya Rabbim. Bismillah. Efe? Sevgi Hanım teyze. Ne işiniz var sizin burada? Sizsiniz değil mi ya? Neden böyle eş etüğü çekmiş gibi duruyorsunuz? Ben mi? Ha, maske o. Şimdi... Sevgi Hanım teyzeciğim, ben biliyorum ki siz beni abime nazaran daha bir seversiniz. Yani Urla'da size o plajda ayarladığım o şahane şezlongun hatırına beni bir dinlersiniz diye konuşmaya geldim. Maşallah, hepiniz ailecek tiyatrocu kesilmişsiniz. Tebrikler. Ama benim senin sülaleden hiç kimseyle bir kelime konuşacak bir şeyim yok. Hadi, hadi uğurlar olsun. Sevgi Hanım teyze. Ne yapıyorsun? Bırak. Pardon. Bakın, bu olanlarla ailemin, abimin hiçbir alakası yok. Hepsi benim eserim. Ben yaptım yani, benim suçum. Ama siz hiç merak etmeyin, ben her şeyi telafi edeceğim. Söz. Tabii, tabii yavrum, tabii. Hadi sen bunları bana değil de Marco Paşa'ya anlat, tamam mı? Hadi güle güle, uğurlar olsun. Marco Paşa kim birader, sen tanıyor musun? Yok oğlum, yürü, rezil olduk zaten, yürü. Ya dur, çekiştirme sen de ya, Allah Allah. İyice şamaroğlun yaptınız oğlum beni. Bu kadın kim ya? Ben o kadına bir kafa atardım da o yüzündeki çamur yüzünden sağa sola sekmesin diye atmadım. Yürü, ayıp oğlum, yürü. O kim ki bana kapıyı çarpıyor ya? Kimmiş anne? Aman kim olacak? Pazarlamacı kızım. Hay dır 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 konuştu, gönderdim. Sen bu kızın üstünde fazla gitmişsin Ayşe. Osman da adam değil ki şöyle doğru dürüst bir laf da o söylesin. Seninle itişe kakışa fazla yüz göz olmuş. Ne yapabilirim ki abi? Onunla bir baba gibi konuşabilme ihtiyaç var galiba. Ben diyorum ki sen bugün hiçbir şey söyleme. Bir de ben konuşayım ha. Vallahi sen bilirsin abi. Senle konuştu, anlattı, anlattı. Sonrasını ben ona söyledim zaten.
çağırdın beni. Şuraya bak, ne görüyorsun? Aa, ne yapıyor bu be? Hani Ayşe teyze hiç evden çıkmak yok demişti. Vallahi bilmiyorum. Sabah elini kolunu sallaya sallaya çıktı. Ya ben de hiç ses etmedim. O gece ne olduğunu anlamanın başka çaresi yok. Canım belki de kız okula falan gidiyordur. Bak Su, benim bugün ablamın duruşması var. Ona gitmem lazım. Şuraya bak. Sence okula mı gidiyor? Bu kim be? Vallahi bilmem. At hırsızı kılıklı herifin teki. İşte birader, benim yeni mekanım da burası. Nasıl? Vallahi ne diyeyim kardeşim? Ütücüden daha iyi gibi ama. Aması ne? Ya oğlum, sen hep böyle Cinali serisi gibi bir yerlerde mi çalışacaksın? Ne gibi? Ya Cinali serisi gibi. Yani Efe Son Ütücü'de, Efe Vapur'da, Efe Tren'de, Efe Oto Yıkama'da. Ya okul ne olacak? Yani biliyorsun değil mi, okumadan büyük adam olamazsın. Ya sen de şunu biliyorsun değil mi birader? Okullarda ilk öğretilen ders Cinali serisidir. Ya? Zaten şimdi bunu hiç tartışmayalım. Hadi sen gideceksen duruşmaya git. Bak geç kalma sonra. İyi tamam. Zaten ben de duruşmaya falan gitmeyeceğim yani. Oralarda bir yerlerde sotaya yatıp asılları ve sonucu bekleyeceğim. İyi. Keşke ben de gelebilsem ama çok iş var ya. İnşallah ters bir şey olmaz. O ne lan? Yeni indirdim Su için. Nasıl? Yakında benim de yüreğime indireceksin ya. Dur bakalım. Alo. Yavrucuğum neredesin ya? Vallahi güzelim. Biz şimdi Aslı ile buluştuk. Mine'yi takip ediyoruz. Böyle at hırsızı kılıklı bir herifle buluştu sahilde. Şimdi onun arabasına bindi. Ya biz diyoruz ki... Onu takip edelim. Ha, ne dersiniz? Ya ne diyorsun? Kızım, kız başınıza kimi takip ediyorsunuz? Ne oluyor ya? Efe, ya bak biz çok ciddiyiz. Bu kız yine kendi başına bir işler çeviriyor ya. Durun kızım, durun. Bizi bekleyin, biz de oraya geliyoruz. Ne diyor? Geliyoruz diyor. Ya bak biz gidiyoruz, yaklaşınca ararsınız, tamam mı? Ya kızım nasıl peşindesiniz? Sizin arabanız var mı ya? Araba yok ama arkada boş koltuk var. Ne? Ne? Ya hadi kapatıyorum şimdi, görüşürüz. Biz de mi şimdi arkaya bineceğiz? Bilmem, bana pek kötü bir fikir gibi gelmedi. Ne olduğunu anlamanın başka çaresi yok. Hadi yürü. İnternetten mesaj atıldığını da bilmiyordum. Sayende öğrenmiş olduk. Ya bırak şimdi bunları da, bu olanları senden başka kimseye anlatamazdım. Bana yardım edebilecek misin? Bizim kimseden korkumuz yok kızım. Sen adamı göster yeter, gerisine karışma yani. Selam. Geç kalmadık inşallah. Ne dedin, ne dedin? Ya duydun işte birader, kızlar komple olarak başlarına iş almak üzereler. Acil yetişmemiz lazım ya. Ve neredeymiş bunlar şimdi? Abi Boyacıköy'de sahildelermiş. Mine at hırsızı kılıklı bir herifin arabasına binmiş. Senin kuzuyla benim menbaasıyla onları takip etmek için arabanın arka koltuğuna bineceklermiş. Abi manyak mı bunlar ya? Kafayı mı sıyırmış? Ya ne bileyim abicim. Acil bir taksi çevirmemiz lazım ya. İyi de bende 20 milyon var. Sende para var mı hiç? Bende... Abi ben bütün parayı o bilezik mevzu yüzünden babama verdim. Bugün de üstünü bahşişle falan toplarım diyordum ama... Senin anlayacağın 5 kuruş yok. Ya, tamam taksiciye rica etsek, sonra versek desek? Yok artık birader, Urla mı burası ya? O işler Urla'da kaldı oğlum. Bu şehirde kimse kimseye günahını vermiyor. Ya ne bileyim, belki Urla'lı bir şoföre denk geliriz. Ne dedin sen? Urla'lı bir şoför dedim. İnanmıyorum sana Eka ya. Resmen İstanbul'un göbeğinde oto hırsızlığı yapıyoruz. Ne oto hırsızlığı birader ya? Ben şahsen oto kuaförüyüm. Oğlum ödünç aldık arabayı. Kimse fark etmeden yerine koyacağız, bırak. Ya fark ederlerse? Yani şimdi çocuk sırf Alsancaklı diye seni o iş yerinden kovdurmaz mı sanıyorsun? Ya oğlum çocuğun babasında bu arabalardan bir düzine varmış ya, Allah Allah. Bıraktı arabayı, birkaç gün sonra alırım dedi. Birader sen zaten merak etme. Ben çocuktan kanka oldum ya. En kötü anlatırız, bir işimiz var deriz, bırak. Of Efe of. Çok sakat işler yapıyorsun, çok. Ne yapayım acı, ne yapayım? Yani sen Mine ile ilgili ehliyetsiz araba kaçırıp kullanma hakkını kullandın. Seni vallahi bir daha ateşe atamazdım yani. Yürü be, yürü! Mine'den aldığımız gazla bir şeyler yapma sırası bende! Yavaş! Dur! Heh, birimiz hepimiz için diyorsun yani. Ya da hepimiz birimiz için birader. Ne fark eder? Nerede lan bunun son sinyali? Ya yola baksana sen! Hem tak şu emniyet kemerini. Dur! İner misin şu arabadan? Hiç boşuna zahmet etme Mine'ciğim. Biz de geliyoruz. Arkadaş değil miyiz? Su! Sana in şu arabadan diyorum. Ya tamam, ineriz. Ama ya sen bize burada ne olup bittiğini anlatırsın ya da burada gördüğümüz her şeyi bir bir Ayşe teyze anlatırsın. Nasıl?
Vallahi bence bir sakıncası yok. Arkadaşlarına gelebilir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.